Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Seyran hamile mi? Ve Seyran'ın bebeğine bir şey olacak mı? Hattuç ve Halisa'yı korkutan sürprizi kim hazırladı? Ve bu geçtiğimiz bölümde gözden kaçırılan şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Seyran hamile olsun diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Yalı Çapkını dizisi çok güzel bir bölümü daha geride bıraktı. Bölümün o kadar eğlencesinden sonra geçen haftaki videolarımızda dediğim gibi bu eğlencelerin yanında kötü olaylar da bizleri bekliyor olacak. Bölüm sonunda ise bunca eğlenceden sonra düşmanlardan beklenen hamleler gelmeye başladı. Son sahnedeki olay ise bizzat Korhanlara büyük bir savaşın olacağının habercisiydi. Bu savaş Ökyeş Ağa'nın ölümüyle yerine geçen Akın ve arkasındaki annesi tarafından Korhanlara açılacak. Akın Serteri ile işbirliği yaparak kendisi şimdilik görünmeden Serteri Korhanların üzerine gönderdi. Serter'in ise artık son bir hakkı kaldı. Serter artık son hamlesini de yapıp bizden ayrılacak. Yani geçtiğimiz bölümde Ferit'in "çek git hayatımızdan" demesini Serter dinlemeyecektir. Serter Pelin üzerinden Korhanlara bir zarar verip öyle hikayesi sonlanacaktır. Akın ise Serter'in hemen ardından annesinin gazıyla Korhanların karşısına çıkacaktır. Normalde iyi biri olarak diziye katılan ve Seyran'ın dostu olan Akın, dayısı Ökyeş Ağa'nın ölümüyle intikam hırsına bürünüp kötü birine dönüşecektir. Böylece artık hem annesinin hem de Ökyeş Ağa'nın intikamı için Korhanlarla savaşacaktır. Bu kadar düşman yeter demeyin, çünkü daha sırada Nevra var. Ama Nevra şimdilik daha ortalıklarda gözükmeyecek. Bu ufak düşmanların ortadan kaybolmasıyla Nevra sağlara geri dönecektir. Neden Serter ve Akın'a ufak düşman diyorum? Aslında onlar da güçlü düşmanlardır. Fakat bunlar Nevra'nın yanında ufak bir düşman olarak kalacaklardır. Nevra tahminimce Korhanlara şu ana kadarki en büyük zararı verecektir. Ama şimdilik Nevra'yı dizide görmeyeceğiz. Hatta Nevra dizide yokken bile hamlelerini yapmaya devam edecek. Çünkü spor hocası Doruk bizzat Nevra'nın emriyle Asuman ve Korhanların işlerine kadar sızdı. Bu da Nevra'nın Korhanlar hakkında daha çok bilgi toplamasına ve eline yeni kozlar geçmesine fırsat tanıyacaktır. Her olan biteni uzaktan izleyen Nevra'dan önce Akın ve Serter'in senaryosu son bulacaktır. Dediğim gibi Serter için artık yolun sonuna geldik. Serter'in hikayesi 1-2 bölüm içerisinde tamamen bitecektir. Ardından Akın da annesiyle beraber Korhanlardan intikamlarını almaya çalışacaktır. Son sahnedeki olay da buna işarettir. Fakat bunu Akın'ın annesi haricinde planını yavaş yavaş devreye koyan İfakat'ın yapmış olması daha muhtemeldir. Dışarıdaki düşmanlar yetmezmiş gibi bir de en büyük düşman olan İfakat da içeriden düşman olarak elinden geleni yapacaktır. İfakat çocuk bahanesiyle birazcık bu olaylardan geride duracağını söylese de hamlelerini yapmaya devam edecektir. Hatta İfakat bu konuda dışarıdaki düşmanlarla bile iletişim içerisinde olabilir. İçeride düşmanlar ve dışarıda düşmanlar derken güzel gelişmeler de bizleri bekliyor olacak. Seyran'ın son sahnede karnına bir anda sancı girmesi boşuna değildi. Yani bu sancı Seyran'ın hamilelik başlangıcı sancısı olabilir. Bu da demektir ki Seyran birkaç bölüme hamile olduğunu öğrenecektir. Bu kadar kötü olayların arasında Seyran hamileliğiyle sarsılacak ve bunu belki de hemen Ferit ile paylaşmayacaktır. Seyran bu hamileliğin ilerlemesiyle Ferit'e olan biteni anlatacak. Fakat bu sırada kötü olaylar yaşanacaktır. İşte tam bu kötü olaylar yaşanırken Seyran'ın hamileliği bomba gibi ortalığı kasıp kavuracak. Ama bunun öncesinde Seyran'ın bebeğini kaybetme ihtimali de yüksektir. Çünkü Suna'nın bir rüya sahnesinde Seyran'ın üzeri kanlıydı. Muhtemelen bu kısımda Seyran Suna yüzünden bebeğini kaybedecektir. Fakat dediğim gibi bu olayın ardından Seyran'ın bir kız çocuğu doğacaktır. Dizinin zaten 3. sezonu da onaylandı. Bundan ötürü de Seyran bebeğini kaybetse bile bir sonraki sezonda yine de bebeği olacaktır. Çünkü gerçek hikayede de yer aldığı gibi Seyran ve Ferit'in bir erkek bir kız çocukları olacaktır. Son olarak da bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.
Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. Peki sizce Seyran ilk bebeğini gerçekten kaybedebilir mi? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den dizi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.